Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Siyaset zıvanadan çıktı çıkıyor. Yani hani erken seçim yok, zamanında yapılacak diyorlar ama erken seçim ya da seçim atmosferi bile bu kadar hararetli geçmiyor. Hararet ne kelime? Siyaset zıvanadan çıkmış bir görüntüde. Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren biz her şeyi unuttuk. Hani elektrik zamları, doğalgaz zamları falan bütün bunları unuttuk bir anda ve Lütfü Türkkan'ı konuşuyorduk. Lütfü Türkkan kim? İyi Parti Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı idi. Meral Akşener'in Bingöl'deki mitinginde bir konuşmasını protesto eden bir kişi. Şimdi neticede efendim o İzmir'den oraya gönderilmiş, provokasyon amacıyla gönderilmiş filan. Ne olursa olsun ister İzmir'den gelsin, ister Frankfurt'tan, isterse ne bileyim Cidde'den gelsin. Sonuçta orada bir siyasetçi konuşuyor, onu da buradan itiraz ediyor. Hani taş atmıyor, bilmem ne yapmıyor, protesto ediyor. Bunun karşılığında da Lütfü Türkkan işte biliyorsunuz görüntüler artık 50 kere seyretmişsinizdir. İşte adam boyunduruğu aldı, çok galiz küfürler etti ve o küfürler tabii çok erkek küfürleri. Yani bunu bir erkek olarak söylüyorum. Utanç verici. Gerçekten utanç verici. Sizin orada lideriniz durmadan analarımız, bacılarımız diyor, kadın haklarına sahip çıkıyor ve siz burada bu küfürleri ederek işte orada protesto eden bir vatandaşı derdest etmeye çalışıyorsunuz. Bu olacak iş değil. İyi Parti de dedi ki bu yanlış yapmıştır zaten. Genel Başkan Yardımcılığından alındı. Ama yetmedi. Yetmedi çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen topa girdi. Milletvekilliğinden atalım dedi. Mecliste yeri yoktur dedim. Şimdi milletvekilliğinden atalım mecliste yeri yoktur. Yeni bir siyaset anlayışını gösteriyor. Yani o milletvekili bana yanlış yaptı ya da benim anlayışıma şey onun milletvekilliğinden atalım. Şu parti onu da kapatalım. Ne lüzum var o partiye? İşte HDP'nin kapatılmasını istiyor örneğin Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ortağı, Erdoğan'ın ortağı. Diyor ki eğer HDP'yi kapatmazsa Anayasa Mahkemesi'ne devam ediyor ya dava. Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatmazsa Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım. Şimdi yani bu böyle bir şeye geldik. Böyle bir hani gücü kim yetiyorsa onun dediği olacak anlayışına doğru gidiyoruz. Şimdi bunun karşılığında da tabii Akşener çok kızgındı. Ne yaptı o da? Erdoğan'ın zaten sadece Akşener değil, İyi Partililer de CHP'liler de Erdoğan'ın zamanında şehit yakınları için söylediklerini çıkarmaya başladılar. Yani çok pirupak şeyler değil. Şeyler değil. Yani onları çıkarmaya başladılar. Yani böyle hani bir atasözümüz var ya tencere dibin kara, seninki benden kara şeklinde. Böyle bir karşılıklı kirli çamaşırları ortaya dökme diyelim. Böyle bir dönem başladı. Böyle bir döneme girmiş bulunuyoruz daha doğrusu. Şimdi onunla ilgili Erdoğan'la ilgili bir video gösterirken de bu defa NTV televizyonu kesiverdi yayını. Neden? Ya Erdoğan'la ilgili aman ha bir şey çıkarsa sonra başımız şey olmasın filan. Ya kuruluşunda yer almış NTV'nin NTV demiyorum artık. NTV'nin kuruluşunda yer almış birkaç kişiden biriyim. Tamam mı? İlk Türkiye'nin ilk 24 saat haber kanalı olarak kuruldu. Gayet de başarılıydı ama ya bugün bunu görünce gerçekten üzüldüm yani. Çok içim cız etti yani. Aman tatsızlık çıkmasın. Aman bir tatsızlık çıkmasın. Yani yayın mı yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz neyse. Fakat Akşener durumu savunurken ve iktidara yüklenirken biraz dozu kaçırdı bugün. Ağzını bozdu. İşte o da işte A Haber'deki yavşaklar, provokatörler falan gibi sözler etti. Şimdi bunlar tabii siyaseti ne yapıyor? Hem düzeyini düşürüyor, hem sertleştiriyor. Çünkü siz onu söylüyor. O size bir şey söylediği için siz bir şey söylüyorsunuz. O tekrar söylüyor filan. Böyle bir şey yapıyor. Fakat bu söylemler içinde en sert olanı bugün Bahçeli'ninkiydi. Şimdi Bahçeli daha önce şöyle söylemişti. Ben elemanlarımı gönderiyorum, partililerimizi gönderiyorum Anadolu'ya, CHP'nin iç yüzünü açığa çıkarsınlar diye bir söz söylemişti. Bu sözü de ne zaman söylemişti biliyor musunuz? Tam hani şu suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz yine hani
tıpkı daha önce Alaaddin Çakıcı'nın olduğu gibi Bahçeli torpiliyle olduğu söylenen bir şekilde serbest kaldı ya, geldi elini öptü, bağlılıklarını bildirdi filan, tam da o günlerde. Bu da neyin üstüne geldi? Bu da Kılıçdaroğlu'nun işte siyasi cinayetler tekrar gündeme gelebilir filan dediği günlerde oldu. Bütün bunlar olmamış gibi, adeta hani yangına körükle gitmek istermiş gibi Bahçeli bugün çıktı, dedi ki Kılıçdaroğlu'nun suyu ısındı. Artık yeri yok. Siyasette kalamaz. Suyu ısındı ne için kullanılır Türkçe'de? Nasıl bir deyimdir? Neyin suyu ısınır? Su ne için ısıtılır? Ya işte daha fazlasına gitmek istemiyorum fakat hani insanın aklına gerçekten ürkütücü şeyler geliyor bu sözlerle. Yani bunu kasıtlı olarak mı yapıyorlar? Sindirmek için mi yapıyorlar? Muhtemelen öyle. Ama tabii işin bu çok ciddi yanı. İşin bir de hani artık ciddiye ne kadar alalım bilmediğimiz yanı var. Mehmet Barlas, hani meslekte büyüğümüz ama hani ne kadar zamandır hani mesleği artık mesleği mi yapıyor yoksa PR'cılık mı yapıyor? Hani çok belli değil. Tuttu dedi ki bakarsınız dedi Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış, seçimlere girememiş. Aman ne güzel değil mi? Yani HDP'yi kapatalım, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de kapatalım. Hadi oldu olacak İYİ Parti'yi de kapatalım. Hepsini kapatalım. Şey girsin seçime, yani Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, ikisi girsin seçime. İyi, güzel değil mi? Yani gerçekten artık hani zıvanadan çıkıyor diyoruz ya, zıvanadan çıkıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün bu tabloyu acaba nasıl değerlendirecek? Hani Kılıçdaroğlu'na da dokunmasak olmaz. Kılıçdaroğlu da Erdoğan'a bir televizyon çağrısı daha yaptı. O, yani Kılıçdaroğlu iyice artık işi hani şakaya da vurmaya başladı. Dedi ki televizyona karşılıklı çıkalım, hatta senin A Haber'e çıkalım dedi. Yani böyle A Haber bir kriter haline geldi. Yani hani tam bir propaganda makinesi, ne bileyim işte eski Sovyetler zamanında Pravda neyse diyelim. Hani onun gibi bir propaganda makinesi hüviyetinde. Herkes bir A Haber'e referans veriyor. A Haber'e çıkalım dedi. Hatta dedi soruları da ben vereyim önceden dedi. Nasıl olsa hani gazetecilere çoğunluğuna soru dağıtıldığı söyleniyor ya. Hani soruları da ben vereyim. Cevapları da sen prompter'dan yaz dedi. Ben sorayım sen oku dedi. Filan böyle artık yani bu duruma vardı. Peki şimdi bütün bunları hani söyledik ya. Seçim olmayacak mı ya? Seçim gibi gelmiyor mu size bütün bu sertleşen tartışmalar? Oysa şey diyor ki hani hem Erdoğan hem Bahçeli diyor ki seçim yok. Seçim zamanında 2023 Haziran'da olacak. Tabii şu ekonominin şu durumunda seçime gittikleri zaman ne olacak bilmiyoruz. Tabii geçim sıkıntısı, işsizlik filan. Tabii işsizliğe bir geçici çare bulacaklar mı acaba? Neden soruyorum bunu? Neden söylüyorum? Dikkatinize getiriyorum. Çünkü Erdoğan kabinesi toplantısı vardı pazartesi günü. Sonra dendi ki 40 bin sağlık personeli alınacak. Çok güzel. 40 bin sağlık personeli alınması çok güzel. Ama keşke bunu hani o Covid salgını zirvedeyken, insanlarımız ölüyorken, hastaneler ağzına kadar doluyken alsaydınız ya. O zaman tabip odaları söylüyordu, herkes söylüyordu. Yetmiyor personel diye. Niye o zaman alınmadı? 40 bin personel niye şimdi alınıyor? Hani alınmasın değil, alınsın tabii, insanlar iş sahibi olsun. Ama bakın bunlar gerçek yatırımlarla olmuyor. Ne oluyor? Hani devleti küçültecekti değil mi? İktidar öyle geldi, o sözle geldi. Devleti küçülteceğiz. O yüzden hatta çok karlı kamu kuruluşları satıldı yok pahasına. Şimdi iflas halindeler. Yani şeker fabrikalarından, çimento fabrikalarından aklınıza ne geliyorsa... Kağıt fabrikası, Türkiye'de artık kağıt üretilmiyor. Aldığımız her bir şu hani kullandığımız şu kağıtların tamamını dışarıdan alıyoruz. Bütün bunlar hani sanki yokmuş gibi şimdi tekrar devlete personel alalım. Neden? Çünkü işte iş sahibi olsunlar, bize oy versinler. Yani bakalım hani o 40 bin kişinin 40 bini acaba Adalet Kalkınma Partisi ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne mi oy verecek? Ha şimdi belki diyebilirsiniz ki ya zaten kendi elemanlarından seçecekler. İşte yok şu vakıf vasıtasıyla geldi, şu bilmem kim kartını getirdi. İşte böyle seçecekler. Zaten onun kendi adamlarını koyacak. Belli olmaz bu işler ya.
Açık söyleyeyim, bu işler belli olmaz. Bakın Kılıçdaroğlu geçenlerde çıktı, dedi ki bürokratlara bir uyarı yayınladı biliyorsunuz. Yani işinizi yapın, devlet işini yapın ama parti işini ve aile işini yapmayın dedi. Yoksa hesap soracağım dedi işte, hani ne 18 Ekim miydi bu tarihten itibaren filan diye. Ama bunun bürokraside etkili olduğu görülüyor. Hakikaten bazı şeyler bürokratların imza atarken özellikle nedir? Ayrıcalıklara, tahsisatlara, ihalelere imza atarken daha bir dikkatli olduğu söyleniyor. E tabi bu arada da bilgi çıkmaya devam ediyor devletten. O bilgiler nereden çıkıyor? Yani melekler mi getiriyor o bilgileri? Hayır. Bazı bürokratlar kendilerinin yanlışlara ortak olmadığını adeta göstermek istercesine bunları çıkarıyorlar. Ve işte kimi muhalefet partilerine gidiyor, kimi medyaya geliyor, kimi, yani bu tür şeyler oluyor. Ama niye bunları söylüyorum? Seçim atmosferini iktidar kendi eliyle hazırlıyor. Bakın ben şimdiye kadar yakın zamanda bir erken seçim olacağını düşünmüyordum. Ama bu hareketler bütün bu ekonomik gidişe rağmen sanki iktidarın fikrini değiştirebileceği kanısını bende uyandırmaya başladı. Eğer AK Parti ile MHP yeni bir seçim yasası üzerinde anlaşırlarsa ve meclise getirirlerse ne ala, o zaman 2022 sonuna kadar seçim yapılmayacak diye varsayarız. Neden? Çünkü anayasada diyor ki yeni seçim yasası ancak bir yıl geçtikten sonra uygulanabilir. Zamanında alınan bir önlem. Zamanında da Turgut Özal böyle her seçime yeni bir seçim yasası falan çıkarırdı. İşte öyle bir önlem alındı. O zamanlar 80'lerden söz ediyorum. Şimdi gidiyor muyuz seçime acaba? Yani bütün bu işe alımlar, ha peki bu kadar personelin maaşı nereden ödeniyor dersiniz? Söyleyeyim size. Darphaneden. Darphane para basıyor. Hani karşılığı var mı yok mu önemli değil. Artık zaten Merkez Bankası enflasyonla mücadeleyi asli hedef olmaktan çıkardı. Şahap Kavcıoğlu dedi ki cari fazlayla uğraşıyoruz. Yasasında yok. Yasasında enflasyonla mücadele var. Türk parasının değerini koruma var. Türk parasını giderek değeri yerlere yani sürünmeye başladı. Yani utanıyorum söylemeye. Ama diyor ki bu benim işimdir. Halbuki yasasında onun işi. Cari açıkla uğraşmak hazinenin işi. Hazine uğraşsın onunla. Hazinede bir başka işle uğraşıyor filan. Yani diyeceğim şu, siyaset gerçekten zıvanadan çıktı. Endişe verici bir halde, hani erken seçim mi olacak, ne olacak? Artık bir an önce bir yola girmesi lazım. Yani bu vatandaşın yararına şeyler değil bunlar. Ve nereye doğru gittiği de çok açık değil. Belirsizlik siyaseti sarmış durumda. Asabiyetin bu kadar yükselmesi de biraz o yüzden. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.